karşımızda Torii Kiyonaga tarafından yapılmış bir baskı yer alıyor. Torii başlarda devam etmekte olan veya yakında gelecek olan gösterilerin reklamını yapmak için tiyatroların dışına asılan renkli afişler tasarlamasıyla tanındı. Bu baskıları yapanlar, insanların baskıda çeşitliliğe büyük bir ilgi ve istek duyduğunu fark ettiler. Aynı şekilde hayat kadınlarında da. Bunların içinde diğer ruhsatsız zevk mahallelerindeki kadınlar da bulunuyordu. Ruhsatlı zevk mahalleleri sıkıcı bir hale gelmişti. Bu yüzden baskıcılar repertuarlarını diğer yerlerle genişleterek sayelerinde onlara ün kazandırdılar. Bu baskıda Güney İstasyonu'ndan bir sahne görüyoruz. Güneydeki zevk mahallesinin en önemli özelliği deniz kenarında olmasıydı. Denizden ılık rüzgarlar eserdi ve balıkçı kayıklarının gelip gittiğini görebilirdiniz. Sağ tarafta ayakta duran kadının üzerinde yelkenlilerle donatılmış bir giysi var. Soldaki dizüstü çöken kadının elinde ise bir dürbün tuttuğunu görüyoruz. Dürbün biraz fallik sembol işlevi görüyor. Ama bence bu resimden aynı zamanda koya doğru bakıyor olduklarını da anlamamız beklenmiş. Gemilere bakıyorlar. Baktıkları erkek gemicilerin bekledikleri potansiyel müşteriler olduklarını da düşünebiliriz. Dürbünler o dönem kısmen yeni ve pahalı olan ithal eşyalardı. Bu da deniz kenarındaki genel evin lüks bir yer olduğu anlamına geliyordu. Bu baskı sanatçının satmak için ürettiği bir grup baskıdan biri olabilir. Eğer bu resimde Güney İstasyonu gösterilmişse, 3 tane daha istasyon olduğunu biliyoruz. Yani muhtemelen dörtlü bir baskı seti hazırlamış. Bu aslında alıcılarınızın sadece bir tane yerine 4 resim birden alması için yapılmış çok akıllıca bir pazarlama stratejisi. Sonuçta bir baskı tek başına çok para eden bir şey değil.